Artikülasyon, sesin rezonatör bölgesi aygıtlarında doğru işlenmesidir. Rezonatör bölgesi aygıtları nelerdir diye soracak olursanız, dil, diş, dudak, damak, yanak, küçük dil gibi tüm organlarımız rezonatör bölgesi aygıtları içindedir. Artikülasyon, boğumlama veyahut da sesletim olarak da karşımıza çıkabilir. Ama biz genelde Fransızca kökenli olan artikülasyon kelimesini kullanırız. Artikülasyon bozukluklarına neden olan birçok faktör vardır. Başlıcaları psikolojik faktörler, çevresel faktörler, bireyin çok fazla konuşmayı tercih etmemesi, sevmemesi, çene damak yarıklığı, dil bağ uzunluğu, dil tembelliği, çene kası tembelliği, küçük dil tembelliği gibi birçok faktör yine artikülasyon bozukluklarına neden olan sebeplerdir. Artikülasyon bozukluklarının önüne geçmek için birçok çalışma yapılabilir. Bunlardan başlıcaları diksiyon çalışmalarıdır. Diksiyon çalışmalarında genelde rezonatör bölgesi aygıtlarında işlenen konson ve vokalleri tek tek çalışırız. Atıyorum, eğer çenede tembellikler varsa çene kasını çalıştıracak vokaller üzerinde durulabilir. Veyahut da dil tembelliği varsa özel dil egzersizleri vardır. Dil kası tembelliklerini düzeltmek için bu egzersizler uygulanabilir. Küçük dilde tembellik varsa esnetme çalışmaları ile yine küçük dildeki tembellik onarılabilir. Yüz kasları çok gerginse yüz kaslarını pasivize edecek salınım egzersizleri veyahut da püskürtme egzersizleri kullanılabilir. Veyahut da yine yüz kaslarını aktif hale getirecek özel diksiyon egzersizleri vardır. Bu egzersizler uygulanabilir. Şan egzersizleri de yine artikülasyonun düzelmesi için yapılması gereken, gidilmesi gereken yollardan biridir. Şarkı söyleme eyleminde artikülasyon çok önemlidir. Çünkü bizim işimiz aslında kelimelerle ve duygularla. Dolayısıyla o duyguları iyi yansıtacak kelimeleri de iyi artiküle etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda teknik anlamda sesin rezonansa yayılımında yine rezonatör aygıtlarının doğru kullanımı çok önemlidir.